Merhaba arkadaşlar. Bugün AutoCAD 2022 öğrenci ve eğitmen sürümünü yükleyeceğiz. İnternet sitesine giriş yapıyorum. Buraya Autodesk Student yazabiliriz. İlk sekmeye tıklıyorum. Şuradan giriş yapabiliriz arkadaşlar. Autodesk ürünlerini eğitim amacıyla kullanın. Şimdi başlayın. Oturum açıyorum. Eğer hesabınız yoksa şuraya tıklayarak rahatlıkla hesabınızı açabilirsiniz arkadaşlar. Gerekli yönlendirmeleri dikkate alarak çok kolay bir şekilde hesap açabilirsiniz. Geri dönüyorum. Daha önce oluşturmuş olduğum hesabıma giriş yapıyorum. Şuradan AutoCAD programını buluyorum. Başlaya tıklıyorum. Burada bizden öğrenci belgesi istiyor. Buradan yüklüyorum. Daha önce indirmiş olduğum öğrenci belgesini seçiyorum ve göndere tıklıyorum. Gördüğümüz gibi çok kısa bir sürede bize geri dönüş yaptılar arkadaşlar. Şuraya tıklayabiliriz. Buradan ürünü al sekmesinden AutoCAD 2022'yi seçmek istiyorum. 2021. Şurada 2022 neden görünmüyor? 2022'yi bulamadım arkadaşlar. Autodesk.com'un İngilizce sitesinden giriş yapacağım. Türkiye sayfasında daha yüklenmemiş herhalde. Şu sekmeye tıklayalım bakalım. Evet, burada herhalde burası olması lazım. Buradan ürünler sekmesine tıklıyorum ve AutoCAD'i seçiyorum. Buradan ücretsiz indir sekmesine tıklayabilirim. AutoCAD Next Next. Buradan öğrenci veya eğitmen sürümünü seçiyorum ve devama tıklıyorum. Şurada hesabımıza tekrar giriş yapmamızı istiyor arkadaşlar. Ve buradan AutoCAD'i seçiyorum. Evet, burada 2022 görünüyor arkadaşlar. Daha henüz Türkiye sitesine yüklenmemiş ama AutoCAD'in resmi ana sitesine yüklenmiş durumda. Evet arkadaşlar, Windows 2022 ve İngilizce olarak AutoCAD'i kurmaya başlayabiliriz. Buradan install diyerek kurulumu başlatıyorum. Onaylıyor musunuz diye bir bildirim çıktı. Kabul ediyorum burayı. Ve 8,3 MB'lık bir AutoCAD exe dosyasını indirmeye başladı. Bu indirmiş olduğu dosyayı açıyorum arkadaşlar. Bu uygulamanın cihazınızda değişiklik yapmasına izin vermek istiyor musunuz diye bir yönetici izni çıktı. Evet diyerek onaylıyorum. Kurulum hazırlanıyor şu anda.
Kurulum işlemi için son hazırlıklar yapılıyor. Bizden AutoCAD'i nereye kurmamızı istiyor? Ben C diskini tercih edeceğim. Siz isterseniz D diskine de kurulumu yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Buradan devam diyorum. Şu kutucuğa tik atıyorum ve kurulumu başlatıyorum arkadaşlar. Bu işlem biraz uzun sürecek. Bilgisayarınızın performans hızına göre değişebilir. Kurulum tamamlandı arkadaşlar. Bilgisayarınızı şimdi yeniden başlatmak istiyor musunuz diye bir bildirim çıktı. Hayır, şu anda yeniden başlatmak istemiyorum. Not now sekmesine tıklayabilirsiniz. Artık bütün pencerelerimizi kapatabiliriz arkadaşlar. Şu şekilde masa üstümüze yüklendi arkadaşlar. Başlatıyorum AutoCAD'i. Bu videonun hazırlanmasında ciddi bir emek var arkadaşlar. Eğer beğenirseniz, yorum yaparsanız ve abone olursanız sevinirim. Kurulumla alakalı aklınıza takılan bir şey olursa sorabilirsiniz. Şuradan OK'a tıklayarak onaylayabiliriz. AutoCAD 2022'nin arayüzü şu şekilde karşımızda görünüyor. Şuradan giriş yapabiliriz hesabımıza. E-mailimi yazıyorum arkadaşlar. Şifreyi giriyorum. Ve giriş yapabiliriz. Telefonumuza bir kod gönderdi. 6 haneden oluşan bir rakam arkadaşlar. Onu giriyorum şu anda. Şurada gördüğümüz gibi e-mailimiz yazıyor arkadaşlar. Tamamen ücretsiz, lisanslı bir şekilde Autodesk firmasının öğrenciler ve öğretmenler için sunmuş olduğu bir sürüm arkadaşlar. İsterseniz birkaç çizim yapalım. Son derece mükemmel bir şekilde kurulumunu yaptık. Buradan kapatıp tekrar açalım. Belgeyi kaydetmemizi istiyor musunuz diyor. Hayır. Ya da kaydedelim belgeyi arkadaşlar. Evet diyorum. Drawing 1 DVG isminde masa üstünde kaydediyorum. Kaydettiğimiz belgemiz şu şekilde arkadaşlar. İsterseniz AutoCAD'i bir daha başlatalım. AutoCAD 2022'nin farklı bir görünümü var arkadaşlar. Şuradan New deyip çizim sayfasına geçiş yapabilirsiniz veya buradan da masa üstündeki istediğiniz dosyayı açabilirsiniz. Ben şuradan New deyip AutoCAD'in arayüzüne geçiş yapıyorum. Şurada da e-mailimiz duruyor arkadaşlar. Bir daha kapatıyorum burayı. Az önce kaydetmiş olduğum dosyamı açıyorum. Kusursuz bir şekilde açılıyor arkadaşlar. AutoCAD dosyalarımız ve AutoCAD programımız. Bu video ile alakalı anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.